kesin kapanmayacak çünkü çok dolu. Hayır, biraz yer var. Sadece zorlamalıyız. Başka dolap istesene. Ha, harika bir fikir. Ama üçüncü dolabı vereceklerini sanmıyorum. Üçüncü dolap mı? Aç gözlü. Hayır. Sadece ihtiyacım var. Yani asla bilemezsin değil mi? Tamam. Belki de bantlayabiliriz. Aa, bir fikrim var. İşte. Sıkı dur. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Aa, hayır. Chloe. Nasıl yaparsın? Yepyeniydi. Çok çok üzgünüm. Benimkini alabilirsin. Zaten ihtiyacım yok. Al. Yedek laptopum için stand olarak kullanabilirim. İki tane almam gerektiğini biliyordum. Kızma. İstersen yeni alabilirim. Evet, al. Tamam. Sanırım faturası burada olacaktı. Faturası mı? Anlaştık. Tamam o zaman. Al. Sınıfa gidiyorum. Aha. Phew. Chloe. Nasıl yaparsın? Çok üzgünüm baba. Sadece Emi'nin dolabını kapatmak istemiştim. Ama bu... Daha ucuz bir şey bulamadın mı? Bir daha yardım etmeyeceğim. Para verebilir misin? Yeni alacağımı söyledim. Para mı? Fark ettiysen para içinde yüzmüyoruz. Zar zor yiyecek buluyorum. Klimayı bile açmıyorum. Serinlemek istediğimde ne yapıyorum ben? Akvaryuma dalıyorum tabii ki de ben. Sense çıkmış bana para diyorsun. Evet, fark ettim. Çok sıcak. Balıklar nerede? Yemek yemeyi unuttum. Yürüyüşe çıktılar sanırım. Bilmiyorum. Mali durumumuzu öğrenmek istiyorsan ona sor. Ailenizin parası olmadığını doğrulayabilirim. İflas ettiniz. Toplam borcunuzu hesapladım. İşte burada. Size göstereyim. Ne? Bu gerçek mi? Evet. Ne yazık ki gerçek. Bankamız bu sayıyı sizin gibi aileler için özel olarak icat etti. Biz konuşurken şu anda borcunuz %2 arttı. Bir şeyler yapmalıyız. %2 mi? Hı hı. Sadece bir mucize bizi kurtarabilir. Hatırla. Olimpiyatlarda, 1986'da, havuzumda... Kes şunu. Bu hikayeyi milyon kere duydum. Milyon mu? Ha? Benim için çok küçük bir rakam. Borcunuzun herhangi bir kısmını yarına kadar ödemezseniz havuzunuza el koyacağız. Ve çılgın partiler vereceğiz. Durun. Size küçük bir hediyemiz var. Ne kadar önemsediğimizi gösteren bir sembol. Oh, teşekkür ederim. Gerçekten değişiyor. Hafta sonu planlarım. Kesinlikle geleceğim. Yani kapatmadan önce. Hoşça kal. Chloe, ne yapıyorsun? Ücretsiz abonelik mi verdin? Bunun ne kadara mal olduğunu farkında mısın acaba? Hayır, sadece yardım etmek istedim. O kadar. Bana nasıl yardım edeceğini biliyorum. Nasıl? Havuzda bir pozisyon açıldı ve bence... Tam sana göre bir iş bu. Ne yapacağım peki? Eski çalışanım işini doğru yapmadı. Bu yüzden de onu kovdum. Hayır, lütfen, yalvarırım. Evet, kesinlikle kararımı çoktan verdim. İstifa edersen kim çalışacak? Beni hiç ilgilendirmez artık. Tek yaptığınız sadece yatmak. Aa, öyle mi? Çok nankörsün. Seni sokaktan kurtardım ve bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Gerçekten mi? Bu mu? Kovuldun. Gözüme gözükme sakın bir daha. Bundan 100 kat daha iyi bir iş bulabilirim. Gerçekten mi? O zaman o üniformayı üstünden çıkar. Hangi üniforma? Bir şey vermedin ki. Pekala, artık buna da ihtiyacım yok.
Hayır, lütfen gitme. Sen hep ayın çalışanı olurdun, lütfen. Tamam, defol. Zaten sana ihtiyacım yoktu. Çok üzücü. Devamlı çalışandı. Ah, biliyorum. Ama kararım kesin, onu kovdum artık. Ve bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Bu sülüklerin işletmemizi yok etmesine izin vermemeliyiz. Durdurmak senin elinde. Ben, bana iş mi veriyorsun? Evet, yaptığı her şeyi yapabilirsin. Ve daha iyi olacaksın. Sana güveniyorum. Ben de ofisimde oturup bir şeyler düşüneyim bari. Evet. Vay, neden battığımızı anlıyorum. Pekala, kıpırdama. Hey, dikkatli ol. Affedersin. Girmek için ödeme yapmalısın. Ücretsiz değil miydi? Hayır, giriş ücreti $100. Sanırım yanlış havuza geldim. Eskiden buralarda bedava bir havuz vardı. Gidip ona bakayım. İşte $200'lık giriş ücretim. 200 mü? Ama 100'dü. Fiyatları mı düşürdünüz? Evet, hayır. Özel teklifimiz var. Tek fiyata 3 gün. Kaydolmak ister misin? Evet, lütfen. Başka özel teklifleriniz olursa söyleyin. Elbette. Müşteriler bizim için çok önemlidir. Merhaba. Ona çikolatayla ödeme yaparsan bana yüzme dersi vereceğini söyleyen çirkin şapkalı adamı çağırır mısın ve benimle çıkar mısın? Sana haberlerim var. Tahmin edeyim, iyi mi kötü mü? Söylememe ne dersin ve tahmin et hangisi iyi hangisi kötü. Çok heyecanlı. Aradığın adam artık burada çalışmıyor. Ve işi ben devraldım. Ve asla senin gibi adamlarla çıkmam. Benim gibi adamlar derken yüzme bilmeyen adamlar mı? Anladım. Önce yüzme öğreteceksin, sonra çıkacaksın. Hayır. Ama yüzme dersleri ucuz değil, tamam mı? Sorun değil, ödeyebilirim. Biraz da çikolata. Hadi benimle gel. Ne? Üç, dört, beş. Daha fazla müşteri lazım. Affedersin. Git şuradan. Sana... Nasıl yardımcı olabilirim? Havuzu 2 derece daha sıcak yapabilir misin? Devam et. Biraz daha. Bir saniye. Peki su. Umutsuz zamanlar umutsuz önlemler gerektirir. En değerli varlığımı satmak zorundayım. Acı verici. Duyuruyu yayınlıyoruz. İşte bugünkü hasılat. Şimdi değil. Bravo sana. Pizzaya ne dersin? Parayı israf etmemeliyiz. Başka zaman. Havuzu nasıl ısıtacağımı söyler misin? İnsanlar soğuk olduğunu söylüyor. Yapamam. Bir ay önce ısıtıcıyı kapattım. Çünkü çok pahalıydı. Yani yapmam gerekeni yaptım. Şimdi ne yapmalıyım? Bilmiyorum. Al, bu kitabı oku. Ne bu? Nasıl milyarder olunur? Sen neden okumadın? Şu anda farklı bir kitap okuyorum ben. Bunu okursan belki düzelebiliriz. Tek umudum sensin. Sana güveniyorum. Tamam, okuyacağım. Belki bir şeyler öğrenirim. Kesinlikle. Kitap çok aptalca. Hangi kitap? Nasıl milyarder olunur? İflas mı ettin? Ha.
Tamam, yaratıcı olun, hedef kitlenizi tanıyın, etrafınızı fikrinize inanan insanlarla kuşatın. Fikrin mi? Hangi fikir bu? Az önce patronumla konuştum ve özel ders fiyatlarının arttığını söyledi. Ne? Zaten her şeyimi verdim. Randevuya ihtiyacım var. Ders dediğim buydu benim. O zaman neden anlaşma yapmıyoruz? Bana yardım et, ben de sana yüzmeyi öğreteyim. Sonra çıkabilir miyiz? Bunu konuşacağız. Anlaştık. İlk görev, havuzdaki suyu hızlıca ve ucuza ısıt. Hızlıca? Biraz düşünmem gerek. Biliyorum. Evet, şimdi ısınacak. Gerçekten mi? Emin misin? Ne yapıyorsun? Suyu ısıtıyorum. Havuza dökeceğim. İşe yarayacağını sanmam. Görürsün. Sadece bekle. Suyu ısıttım. Cidden mi? Evet. Bununla mı? Evet. Tamam, bir bakalım. Nereye gidiyorsun? Bekle. Gerçekten işe yaradı. Girebilir miyim? Yüzmek istiyorum. Piştim. Bir fikrim var. Şimdi olmaz. Gidelim. 1, 2, 3, hey! Eller havaya. Son 2, 3, dön. Sol el. Şimdi eller aşağı. Yüzebilir miyim? Evet. Bu! Harika bir fikirdi. Gerçekten. Sıra bende. Nereye? Hayır. Max. Yüzüyorum. Gel buraya hemen. Max. İyi misin? Evet. İyiyim. Sersem. Yüzdüm. Gerçekten başardım. Affedersiniz, affedersiniz. Yardım lazım, ödeme yapacağım da. Tamam, olur. Ne yapacağınızı anlatayım. Ben de öyle. Köpek balığı! Seni kurtaracağım. İyi misin? İyiyim. Seni kurtardım, değil mi? Çok cesursun. Bu arada kız arkadaşın var mı? Hayır ama gerçekten sevimli bir kızla tanıştım ve onunla gitmek üzereyim. Çünkü bu havuz çok tehlikeli. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba. Havuzunuzu gerçekten beğendik ama keşke kaydırak olsaydı. Diğer havuzlarda var. Sizde neden yok? Öyle ama çok maliyetli. Al bakalım. Bir dakika. Kimse yok. Vay! İşte hizmetiniz harika. Değil mi tatlım? Kaydırakları sevdiğini biliyorum. Evet. Ne? İnsanların havuza atlaması doğru mu? Kızım orada. Çok sinirleniyorum. Gerçekten özür dileriz. Hemen düzelteceğim. Hemen. İşte oldu. Hayır dur, atlamak yok. Neden ki? İşte oldu, sorun çözüldü. Ama aslında değil.
çocuk havuzu yapabilir miyiz? Olur mu? Evet ama bu da ekstra maliyetli. Anlarsınız. Ha, bir dakika. İşte istediğiniz gibi. Harika. Peki ya dışarı çıkmam gerekirse? Can kurtaran var mı? Evet, dünyanın en iyi can kurtaranı. Bir saniye. Max, at şunu kenara. Bunu tak. Ne bu? Şimdi açıklayamam. Benimle gel. Hadi. Nereye? Çok önemli. Harika, şehirdeki en iyi havuz. 5 yıldızlı otelin havuzundan bile daha iyi. Kızım çok mutlu. Aa, birisi bahşiş bırakmış. Havluyu tut. Bir bahşiş daha. Şanslıyım. Ha! İşte. Bir sürü bahşiş. Zenginim. Vay, bir sürü para var. Hey, o benim cüzdanım. Hay aksi, sadece kuru havlu seriyordu. Evet, aynen. Paramı çaldınız sandım, özür dilerim. İşte size bahşiş. Çok teşekkürler. Gidelim. Niye havlu askısı oldum ki ben şimdi? Çünkü artık yüzücüsün. Kollarını güçlendirmelisin. Evet. Keyif alıyor musunuz? Harika. Burayı seviyorum. Şezlonglarımızı beğendiniz mi? Ortopedik destek için özel olarak tasarlandı. Hiç fark etmedim. Ama gerçekten rahat. Bütün gün yatabilirim. Ama güneş kremi getirmeyi unuttum. Endişelenmeyin. Bir dakika. Hapşu! İşte oldu. Evet. Mükemmel. Hediyesini buraya bırakacağım. İşte oldu. Güneş kreminiz. Aa, harika. Eşit şekilde bronzlaşacağım. Ah, kesinlikle. İstediğiniz gibi. Başka isteyen var mı? Vay. Affedersiniz, güneş kremi alabilir miyim? Benimki bitmiş de. Evet, elbette. Buyurun. Arada bana da oluyor. Teşekkürler. Aa, hayır, ikramımız. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Bam, 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 bam. Pardon, küpemi bulabilir miyiz? Havuzda düşürdüm. Çok önemli. Ah, sanırım orada 100 küpe kaybettim. Büyük annemin küpesiydi. Benim için çok anlamlı. Anlıyorum ama filtreler açık ve havuzda çok insan var. Küpe çok küçük. Tamam. Alabilmek için $1000 bile öderim ben. Ne? $1000 mı? $1000 mı? $1000 mı? Evet. Neye benziyordu? Kimin umrunda? $1000 ya. Buldum, buldum, buldum. Buldum. Ben buldum. Hayır, onlar değil. $500. Kaç kez havuzdan uzak durmanı söylemem gerekiyor? Yüzme bilmiyorsun. Üzülme. Her yere baktık. Otoparka bile baktım. Onu nasıl eğlendiririz? Hayır, asla eğlenemem. Aa, bu harika. $50 verebilirim. Tabii, buyurun. Ne? Bu benim. Bu haksızlık. Ha, tabii. 300'e bu yüzüğü veririm size. Ah. Hay aksi. Kollarım çok güçlü. Artık kesinlikle yüzebilirim.
Yüzüyorum, yüzüyorum. Chloe bak. Aa, su üzerinde yürüyebiliyor musun? Yerde yürüyebilirim. Ve sen sadece müşterilerimizi korkutuyorsun. Her şey yolunda. Dikkatinizi çekmek istedik. Her nesne $10. Ha? İşte oldu. Teşekkürler. Aa, güzel şort. Teşekkürler. İşte oldu. Onlar benim. Endişelenme. Şişirmekle çok uğraştın. Pompamız vardı. Daha önce söyleseydin ya, bayılmak üzereydim. Bu da eğitimin parçası. Artık ciğerlerin daha güçlü, değil mi? Evet. Sanırım nefesimi bir saat tutabilirim. Ne? Bir saat mi? Chloe'nin karşısında gösteriş yapıyorsun. Şey, sanırım bir saat değil. Ben balık değilim. Belki 2 dakika. Evet, doğru. 1 saatle 2 dakika aynı değil mi? Sonunda dişli bir rakip bulduğumu düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Rekorum 3 dakika 33 saniye. Tamam, kavga etmeyin. Nefesimi kesinlikle senden daha uzun süre tutabilirim. Kavga yok dedim. Tamam, kaybeden kazananın suyun altında kalabileceği sürece tutar. Harika fikir. Anlaştık, ben hazırım. Havuz güvenliğinden sorumlu olmalı. Yüzme bile bilmiyor. Önemli değil. Belimize ip bağlayacağız. Böylece istediğin zaman bizi çekebilirsin. Tamam, hazır mısın? Evet, hazırım. O zaman başlayalım. Durun. En azından gözlük takın. Hazır mısın? 3, 2, 1. Ne yapıyorlar? Suyun altında nefes yarışı. Kim kazanıyor? Henüz kimse değil. İkisi her zaman kavga ediyor. Beni delirtiyorlar. Kesinlikle. Max! Az kalsın yeniyordum. Evet, ama hakkımla kazandım ben. Tamam, kesin. İkiniz hakkında harika bir fikrim var. Devam edin. Gerçekten harika bir fikir. Hey, güvenlik! Saldırgan! Ha? Ne? Nerede? Sen! Ben mi? Ben beleşçi değilim. Sağlık müfettişiyim. Havuzu incelemeye geldim. Sorumlu kim burada? Ben sanırım. Biliyor musun, hepimiz iyiyiz. İncelemeye gerek yok. Olabilir ama yine de inceleyeceğim. İşimi çok seviyorum. Havuz nerede? Şurada. Tamam. Hadi başlayalım. Önce suyun bileşimine bakacağım. Nasıl olmalı? İzle. Suyu kimyasala katacağım. Maviye dönerse çok iyidir. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim. Ve sonra ikinci testimi gerçekleştireceğim. Şimdiye kadar iyi. Eğer bu ikisini karıştırdıktan sonra... Ne olmalı? Turuncuya dönmeli. Bu her şeyin iyi olduğu anlamına gelir. Ama siyaha dönerse çok kötü. Aa, mayıs sineği mi o? Vay! Kötü oldu. Ne yapmalıyım? Hey sen, gel. İşte para. Fanta'yı ver. Şimdi git. İşte oldu. Sadece kağıtmış. Mayıs sineği değilmiş. İşte oldu. Mükemmel renk. Bence de evet. Ama neden kabardığını anlamıyorum. Belki de kimyasallar bozuktur. Olabilir. Nasıl kokmalı? Yüzmek ister misiniz? Su nasıl? Harika. Benimle dışarı çıkmamak için yüzme derslerinden özellikle mi kaçıyorsun? Hadi bunu açalım. Tabii. Sana yüzmeyi öğrettim mi? Evet. Kolların ve ciğerlerin evet. Şişti mi? O zaman rahatla ve yüz. Seni o kadar çok sudan çıkardım ki kollarım kaslandı. Vay, gerçek söylüyorsun. Dur, önemli müşteri. Ah, olamaz. Yine gitti. Belki de yanlış yapıyorum. Pratik yapmaya devam.
Havlu alır mısınız? Hayır, benim var. Girmek ister misiniz? Evet, çünkü pahalı ve bedava şeyleri severim. Her neyse, mülkiyeti bankaya devredecek bazı belgeler getirdim de burada. Yerinizde olsam acele etmezdim. Neden? Borcunuzu ödemek için son şansınız. Bunu limonata içerek konuşabilir miyiz? Hava çok sıcak. Bir saniye. Pratik yapayım. Pekala, öğrettiği şeyleri hatırlamalıyım. Bunu fark edebildim. Mükemmel. Oo! Sonra bana yüzmeyi öğretti. Ne oldu? Boğuluyordum ve beni kurtardı. Yüzme bilmiyor musun? Hayır. O zaman niye geldin? Ücretsiz aboneliğim var çünkü. Açgözlü olmanın cezası. Anlıyorum. Kurtardığın için teşekkürler. Chloe'ye teşekkür et. Yüzmeyi öğretmeseydi boğulabilirdin. Teşekkürler Chloe. Beni kurtardığına göre ödemeye başlamanız için bir ay daha verebilirim size. Bir aya daha ihtiyacımız yok. Bakın ne kadar para kazandık. Borçtan bile daha fazla. Sayamadım bile. Evet. Gerçekten çok çalıştık. Havuz partisi yapmak istiyorsanız ödeme yapmalısınız. Gerçekten harika bir havuz. Arkadaş ya da aile indirimi yapabiliyor musunuz acaba? Tamam. Ama yüzme derslerine kaydolursa... Anlaştık. İnanılmazsın. Gelişimini görmeliydin. Mükemmel. İyi bir eğitmenim vardı. Yöntemlerine güvenmediğim için üzgünüm. Korkularımı bırakıp cesur olmalıydım. Cesur erkekleri severim. Öyle mi? Peki akşam ne yapıyorsun? Bir fikrin mi var? Evet, su parkına gidelim. Aptalca bir şakaydı, üzgünüm. Tamam, film izlesek nasıl olur? Tamam, hangi film? Black Mirror'ı izleyebiliriz. Evet? Merhaba, ben olimpiyat oyunları organizatörü. Evet? Kasırga nedeniyle tüm havuzlar arızalandı. Olimpiyatı havuzunuzda yapabilir miyiz? Evet! Woohoo! Yahoo!